Yaşama Sanatı programımızdan hepinize merhaba. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Bu konuğumu mutlaka ebeveynlerin dikkatle dinlemeleri gerekiyor. Kitapları olan bir konuk ama bir eğitimci. Yaşama Sanatı başlıyor. Eğitim danışmanı, yazar, arkadaşım Mürüvvet Adalı. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Şimdi bayanların, böyle çok başarılı bayanların olması bir bayan olarak beni çok mutlu ediyor ama aynı zamanda da gururlandırıyor. Şimdi senin tanıtımını izlerken herkes de, izleyicilerimiz de aynı şeyi hissetmişlerdir. Ne kadar güzel bir bayan. 10 parmağında 10 marifet. Üstelik eğitimcisin. Ve bizim programımızda sanatın bir yerine dokunanları mutlaka konuk alıyoruz. Sen hem eğitimcisin hem yazarsın. Ay ne güzel. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bütün bu övgü dolu sözlere kucak dolusu teşekkür. Senin yazarlığın yanında benim yazarlığımın böyle ufacık bir yerde kaldığını düşünüyorum. Hayır, estağfurullah. Bu övgü dolu sözler, bütün bu görülen güzellikler bence senin bende gördüğün güzellikler. Güzel. Çok teşekkür ederim. Yani sağ olasın. Eğitimci kimlik biraz ağır bir kimlik tabii. Yani yazarlık belki hani biraz daha düşüncelerimizi ispatladığımız, ortaya koyduğumuz bir şey ama hani eğitimcilik çok lebider ya. O yüzden biraz galiba onun ağırlığını yazarlıktan daha çok taşıyor gibiyim. Evet ama şimdi sana bakınca, şöyle seni izleyince, seni tanıdığım için de söylüyorum. Seninle eğittiklerin ne güzel, ne mutlular. Bir kere gülen insansın, gülmek çok önemli. Evet. Eğitimde gülmek ne kadar önemli. Şimdi hepimiz okul yıllarında düşünüyorum da asık suratlı öğretmenler, sertler, onlar değil de biraz daha böyle gülümseyenleri hiç aklımızdan çıkmamıştır, aklımızda kalmıştır. İşte falanca sınıftaki hocamız ne kadar güzeldi. Çünkü o gülümseyen, gülmek çok önemli. Şimdi sen hep tebessüm eden birisin. Hayatın nakış işler gibi işlenmiş senin Mürüvvet'ciğim. Çok teşekkür ederim. Bir anlat bakalım şimdi sen nereden buraya geldin? Biraz seni dinleyelim. Çok çok teşekkürler. Rica tekrar. Yani gülmek aslında sadece bana değil herkese yakışıyor. Evet. Yani canlı olan herkese ve her şeye yakışıyor. Bitkiler de, dahi gülenleri herhalde en çok yeşerenler ve çiçek açanlar diye düşünüyorum evet. ben. En çok beslenenler ya da. Yani yaşam güzel. Programın adı inanılmaz güzel. Yani yaşamı sanatla birleştirmek. Aslında galiba herhalde en büyük sanat yaşamak evet. ve yaşayabilmek. Evet, yani doğru. Yaş aldıkça ben, yaşım ilerledikçe, biyolojik yaşım ilerledikçe ve içimdeki ruh olgunlaştıkça galiba yaşamayı ve yaşama sanatını tek bir şeye daha çok bağlar oldum ve bu yaşamdan keyif almaya. Çok güzel. Evet, yani keyif aldıkça, keyif almayı öğrenebildikçe, kendimi daha çok tanıdıkça, hayatımda yaptığım işlerde yelpazenin her bir yaprağı, her bir bölümü gibi açılmaya başladı. Daha da üretken oldun. Aynen öyle. Annelik üretkenliğimi çarpı 10 katında artıran bir durum, bir olgu yaşamımda ya. Tanımladığım çok hoş bir şey. Eminim bütün anneler ve sen de bana yürekten katılıyorsundur. Tabii ki. Çünkü tanımı olmayan bir şey, tarifi çok olmayan bir şey ve çok buralarda yaşanan bir şey. Evet. Bir şey o benim üretkenliğimi ve yaşama dokunuş şeklimi tabii biraz daha çeşitlendirdi. Ama ben anne olmadan önce tıpkı oğlum gibi pek çok başka küçük yüreklere de dokunma lüksünü, dokunma keyfini tattığım için evet. herhalde bu da beni daha coşkulu bir hale getirdi. Çünkü devam ediyorum. Devam çünkü seni tanımak lütfen, istiyoruz. Lütfen çok teşekkür ederim. Aslında başarılı bir öğrencilik hayatım var benim. İlkokul dönemlerim çok başarılı değil ama sonradan açılıyorum bir şekilde. O zaman bu sonradan açılan çocuklar daha başarılı oluyorlar. Olabilir, olabilir. Ya da bizim zamanımızda böyle hani öğrenmedeki güçlükler neydi, nasıldı? Muhtemelen bende de bir şeyler vardı ama hani çok fazla da elimiz bir yerlere dokunamadığı için kendi kendimi halletmeye çalıştım. Sonra bir farkına varıyorum ki hayatımın bir döneminde ben okumayı seviyorum. Ama güzel. Okumaktan kastım böyle her ders okumak değil, kitap okumak, bir şeyler kenarlara karalamak. Daha o zamanlardan yazdığım birkaç cümlelik böyle anılar, gizli saklı kalmış biraz günlükler var. Sonra başarılı bir üniversite imtihanı geçiriyorum ama öğretmenlik kalbimde. Burada kaldı. Kaldı. Ama tabii bütün öğretmenlikleri yazıyorum seçim listesine.
Ama başarılı bir üniversite sınavı geçiyor. O zaman da halkla ilişkiler Halkla Türkiye'de ilişkili. ilk konuyor ÖSYM tarafından şeye seçebileceğimiz meslek olarak. Evet, meslek evet, olarak ve meslek sen? Olarak. Ben onu da yazıyorum. Onu da Diyorum ki yazıyorsun. bu bir değişik, bir deneyim. Yani böyle ilişkiler, ben konuşmayı seviyorum. Ve imtihanım iyi geçiyor. Bütün öğretmenlikleri atlıyorum ve halkla ilişkileri puanım tutuyor. Geliyorum İstanbul'a. Ünye doğumluyum, Ordu Ünye doğumluyum. Ordulu, Evet, evet. Karadeniz'in küçük, sevimli, hoş bir kasabası. Ne güzeldir Ünye. Çok, Ay biliyorum çok, orayı, çok. Aslında gördüm. belki bütün üretkenliğimi biraz Ünye'nin o özgürlüğünde yetişmeye de borçluyum diye de. Yeşilinde. Evet, Ay önümüz nasıl deniz, yeşil. O arkamız deniz, yeşil. yeşil. Evet, Aman evet, Allah'ım evet. ne kadar güzeldir Bence oralar. o da var. Onun da etkisi çok fazla Bilinçaltımda bir vardır yerlerde, mutlaka. %100. Ve çok uzatmadan kısaca geçeyim. Güzel üniversite yıllarım geçiyor, okuyorum ama çalışmaya da başlıyorum hemen. Mezun oluyorum, bir hafta sonra başlıyorum. Ama yani yaptığım iş beni çok tatmin etmiyor. Ama bu arada işte fatura nasıl yazılır, o nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, ticari ilişki nasıldır hepsini öğreniyorum. Ve boyumdan Güzel. büyük işlerde çalıştım televizyon dünyasında. Sonra bir duyuyorum ki öğretmenlik, pedagojik formasyonlar, eğitimler başlıyor. Ben hadi bu furyayı kaçırmadan formasyon eğitimi alıyorum. Sonra Marmara Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği eğitimi alıyorum. Bunları gece üniversiteleri şeklinde okuyorum ve... Bakın sevgili izleyiciler, mürüvvet konuştukça neler çıkıyor ortaya Çok maşallah. teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. O Ne senin güzel, gurur güzelliğin. duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ve öğretmen olduğum gün, yani diplomalarımı elime aldığım gün mesleği bırakıyorum ve milli eğitime başvuruyorum. Hatta gönlümde biraz çalı kuşuluk var o zaman. Biraz filmin de etkisindeyim, dizinin de etkisindeyim. Reşat Nuri Güntekin. Evet, evet, aynen öyle. Ve tabii ailem buna çok şey yapmadı, gönlü razı olmadı. Başvuruyorum derken bir devlet okulunda öğretmenliğim başlıyor. Ardından özel okullarla tam 15 yıl öğretmenlik yaptım. 15 yıl evet. Minik yüreklere dokundum. Evet, evet. Yani onlar da tabii benim yüreğime dokundu. Onlar yani tabii birlikte ki. Büyüdük. İnanılmaz. Sen de o zaman çok küçüktün çünkü. Evet, evet. Yaşım çok ne fazla kadar yok. Küçük. Hatta ilk sınıfım birinci sınıf. Gültepe'de bir devlet okulu ve yaklaşık 60'a yakın sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 58 öğrencim falan vardı ilk öğretmenliğim, ilk atanmam. Hepsi şimdi kocaman üniversitede tabii, okuyorlar, mezun tabii. olanlar, iş dünyasına atılanlar var. Yani çok çok hoş bir duygu öğretmenlik. Evet. Sonra asla sonuna kadar öğretmenlik mesleğini sürdürmek istemedim ben. Yani 10 yıldan sonra ben bu öğretmenliği halkla ilişkiler deneyimimle, tecrübemle birleştirip biraz dışında kalıp biraz böyle psikoloji, pedagoji ağırlıklı, hani yüreğim oralarda daha da çok çarpmaya başladı çocukların öğrenmeyle alakalı durumlarını, sıkıntılarını görünce sonradan da çok şükür bu danışmanlık mesleği bana kısmet oldu. Hatta hala daha peşindeyim. Şu anda da bir psikoloji yüksek lisans yapıyorum. Orası da bir tamamlansın diye. Yani şimdi hayatım şöyle bir şey size anlattıklarından şunu söylemek istiyorum. Şimdi öğretmenlik yıllarında çocukları çok iyi, dikkatlice sadece eğitmedin, gözlemledin de. Onların ruh durumlarını da inceledin. Evet. Dedin ki ben sadece öğretmen olarak kalmayayım. Evet. Ben şimdi çocuklara başka türden de yardımcı olayım. Evet. Zaten öğretmenim. Evet. Zaten onların hepsinin anneleriyim. Ama ben bir de onlara babalık da yapayım. Ben onlara bir de bazı şeyleri de öğreteyim. Ay ne kadar güzel. Evet. Ondan sonra danışmanlık yapmaya başladım. Evet. Danışmanlıkta şöyle bir şey var. Şimdi hayatım, şu çok önemli. Hepimizin çocuklarının bir ilk eğitim dönemleri oldu. Ama hiçbir anne ya da baba, ebeveyn bir öğretmenin gözlemlediği gibi evladını gözlemleyemiyor. Çünkü taraflı bakıyor. O çok önemli. Sen çocuklarda gördüklerini sana gelen anne babalarla paylaşıyorsun. İşte piyango bu. Evet, evet, evet. Tabii ki. Çok iyi. Yani Nazancığım şey hiç bitmiyor. Öğrenmek, bitmiyor. İnsanlara bir şeyler öğretmek ya da bunları söylemek hiç bitmiyor. Ama bu iş biraz çocuk olduğu zaman çok hassas. Yani nakış dokumak gibi bir şey galiba. Ay evet ya. Yani ne kaşının yanlış kalkması, ne gözünün yanlış bakması, ne başka bir şey asla ve asla hata kabul etmiyor. Aslında çok ağır bir meslek. Bence de. Benim edebiyat öğretmenim, başladı söyledin ya herkesin var. Vardır. Aslında benim de bir edebiyat öğretmenim var gönlümde. Kulakları çınlasın Mehmet Özyurt.
Keşke buradan sesim ulaşsa, kucak kucak sevgilerimi, hürmetlerimi de mutlaka gönderirim. Mutlaka ulaşacaktı. O şey derdi, hiç unutmuyorum. Hatta ben de işte o zamanlar yazıyorum diye onun sözü olarak da not almışım defterime. Doktorların ayıbını kara toprak örter demiş. Of. Ama bir öğretmenin ayıbını hiçbir şey örtemez. Evet. O çocuğun ruhuyla beraber şekil alır gider ve hani belki yıllar sonra şansı varsa olumsuz giden bir şeydi. Bu da benim öğretmenimin hatasıydı deme lüksüne sahip olur. Yoksa asla bilemezsiniz. O kadar aynen incelikli öyle bir meslek derdi. Çok dikkat edilmesi evet gereken. Mesela bazı çocukların hayatlarında iyi ya da kötüyü öğretmenleri ilkokulda öğretmenin tavrıyla, hareketiyle sadece öğretmek yetmiyor ki çocuklara. Evet, evet. Çocukların öğretmeden önce onların ruh dünyalarını açmanız lazım. Çünkü çocuk zaten annesinden kopmak istemiyor. Evet. İlk gün bütün çocuklar ağlar. Evet. Çünkü korkarlar. Evet. Bir anda başka bir dünyaya ilk adımlarıdır. Evet. İşte orada öğretmen ne kadar önemli. Ya sevecek ya korkacak. Evet, evet. Değil mi? Hemen çok küçük bir anı aklıma geldi. Çok güzel, evet, anlat birinci tabii. Sınıf özel okullardan birindeyim ve bir tane öğrencim çok huzursuz. Böyle bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ne olduğunu çok anlamadık ama böyle gün geçtikçe de biraz alışmaya çalışıyor. Bir teneffüs saatindeyiz. Ben de masada bir şey yazıyorum. Ama şöyle bir pozisyondayım. İyice eğilmişim. Ve sağ taraftan da camdan ışık geliyor. Boyları küçük tabii. Masanın böyle kenarına gelerek elini de çenesinin altına koymuş. Beni izliyor. Hiç bozmadım. Zaten biraz da huzursuz olduğunu da biliyorum okulda olmaktan dolayı falan. Pat dedi şöyle kirpiğimi olanca gücüyle çekti. Canımı acıtacak kadar. Sonra da dedi ki oh be takma değilmiş. Dedim ki Burak'cığım neden kirpiğimi çektin? Öğretmenim özür dilerim falan hani bir korktu. Yok dedim hayır merak ettim. Ben kaç gündür sizin o kirpikleriniz tıpkı annemin sevmediğim bir arkadaşı var da onunki gibi takma zannettim. O yüzden de okula gelmek istemiyorum. Yani aman beni, benim kirpiklerimi, yani düşünebiliyor musunuz çocuk dünyasında? Annesinin çocuk dünyasına sevmediği arkadaşının kirpikleriyle özdeşleştir. Okul zaten yeni bir ortam. Ardında tabii ki başka sebepler de var ama hani böyle bir şeyi birleştirip günlerdir bana dokunmak isteyip dokunamayıp o kirpiğin oradan çıkmadığını görünce çocuk ondan sonra rahat çocuk etti. Rahatladı sonra değil rahatladı. Mi? Ay ne kadar enteresan. Çocukların dünyasına bakar mısın? Anlamak çok zor. Çok, yani çok zor. Çocuğun dünyasına bak. Halbuki kimsenin aklına gelmez. Evet. Annesinin bir arkadaşını takma kirpiği evet çocuğu rahatsız ediyormuş. Şimdi sevmediği de bir sevmediği arkadaş, sevmediği bir teyze yüzü. Teyze. Oradan beni ona benzetiyor vesaire. Olay böyle devam ediyor. Şimdi ben yaptığım işte tabii ki bu öğrenmelerinin arkasındaki eğitim danışmanlığı. Danışmanlık derken ben bunu sadece eğitimle sınırlıyorum. Yani bir psikolojik danışmanlık, psikoloji yaptığım işin içerisinde %100 var. Ama ben eğitimde ortaya çıkan psikolojik sorunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Hani biraz tavuk yumurta, yumurta tavuk yumurta hikayesi tavuk. Ama hakikaten çok da benim mesleğimi aşan, uzmanlığımı aşan kısımlarda arkamı yasladığım, çok güvendiğim arkadaşlarım var. Onlarla paylaşıyorum. Bütün bu öğrenmelerin altında yatan nedenleri, niçinleri, ailelerinin yapısını, işte o sevilemeyen teyzelerin, sevilemeyen kişilerin okula bakımını üstlenen ablaların okula yansıyış biçimlerini, çocuğun öğrenmesinin önünde yatan bütün engelleri kendimce, kendi el yordamımca, bildiklerimce görmeye çalışıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten şimdi Mürvet'cim sana onları soracağım zaten. Bayağı bayağı çok şey sormak istiyorum çünkü gerçekten annelerin bilmeden yaptıkları yanlışlar var. Hı hı. Babaların bilmeden yanlış mı demeli, hata mı demeli ya da ihmal mi demeli ya da yapmadıkları. Hı hı. Bunların hepsini bir bilen kişi olarak sana mutlaka sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten öyle bir hayat o anne baba bir şeklini veriyor ama asıl çocuğun şekillenmesi eğitimle birlikte, okulla birlikte başlıyor. Evet. Bu da öğretmeniyle mümkün. Evet. Bu da işte senin gibi deneyimli ve gözlemleyen öğretmenlerin, hocaların, eğitimcilerin anne babalarına anlattıklarıyla çok güzel olur. Evet. Doğru. Çünkü doğru tespitler sizdekiler. Evet, aynen öyle. İşin mutfağından geliyorsunuz. Evet yani. Evet, yani her kesinlikle anlamda doğru tespit. Ne kadar kesinlikle güzel. Bir çocuk nasıl okula hazırlanmalı? Mesela benim çok merak ettiğim bir şeydir. Sorunun arkası gelecek ama şu anda onu istiyorum senden. Lütfen anlatır mısın? Bir çocuk okula nasıl hazırlanmalı? Şimdi çocuk aslında ailede nasıl hazırlanıyorsa okula da aynı o hazırlandığı biçimiyle teslim ediliyor.
Yani çocuk okula ilk başta nasıl hazırlanmalı? Öncelikle yaşı 6 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Benim çocuğumun okul yaşı geldi diye böyle bir şey yok, çizgi yok. Her çocuğun olgunluğu kendine özel ve kendine güzeldir. Yani her 6 yaş çocuğu muhakkak birinci sınıfa başlamalıdır. Her 5 yaşını dolduran, ben buna çok eğitimci olarak katılmıyorum. Çünkü Bak çok önemli çocuklar, şey söylüyorsun. Çok çok evet, önemli. annelerin çok aklını karıştırıyor çünkü bu olay, bu duygu. Bu konuda hakikaten bir sürü güvendiğimiz uzmanlar var. Özellikle de büyük şehirlerde. Bu uzmanların yaptığı çok güzel okul olgunluğu testleri var. Hatta uzmanları kadar gitmiyorum. Okullar kendi içinde de bunu Nasıl şimdi yapabiliyor. okul olgunluğu testi? Evet, aynen öyle. Okul olgunluğu denilen testler var. Bunun Tamam. içerisinde çocuğun hem duygusal dünyası, hem sosyal dünyası, hem de akademik dünyası irdeleniyor. Yapılan Testlerde. testlerle, sorulara Peki verilen cevaplarla. Mürvetciğim, çocukları anneler okullara mı götürüp bu testi yaptırıyorlar? Herhangi bir okula mı? Nasıl Şimdi yani? Şimdi bir anne... pek çok özel okul kendi içinde ona başvuran öğrencinin kabulünü almadan önce zaten kendi süzgecinden böyle bir testten Teste geçirir geçiyor. çocuğu. Eğer orada bir problem çıktıysa, okul tarafından söylenen olumlu olumsuz, ailenin aklına takılan bir şey varsa, bence %100 dışarıdan, bu işin uzmanları tarafından da çocuğun görülmesini çok öneririm ben. Çok Hem güzel bir evet, şey. Evet. içinin rahat etmesi Çok önemli. açısından Sevgili anne babanın. izleyiciler, Mürvet Adalı çok önemli şeyler söylüyor. Evet. Hakikaten bu söylediğin çok gerçekten çok Evet, önemli. evet. Ya da devlet okulları bunu çok yapma şansına galiba sanırım sahip değil ama hani orada pek çok deneyimli sınıf öğretmeni arkadaşlarımız, pek çok sınıf öğretmeni deneyimli insanlar da hani çocukları bir iki gün okulda yazdırıp çizdirdikten sonra da aileye bu geri mesajı Verebil. verebiliyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir kanı var Nazancığım bizde, bizim Türk profilinde annelerde hemen birinci ikinci sınıfta işte özel ders mi olurmuş? Birinci ikinci sınıfta psikoloğa mı gidilirmiş, uzmandan yardım mı alınırmış gibi böyle bir inanış var. Ben buna hiç katılmıyorum. Tam Bence tersi değil mi? aksine, hamur Aksine. daha yeni yoğrulurken, daha şekillenmemişken, daha henüz yolun başındayken, asıl orada kanayan bir yara varsa, ufak ufak pansumanlarının yapılıp durdurulması ve büyümesine engel olmak Ne gerekir. kadar doğru, Evet, değil mi? Öyle evet. ilk başta o da birinci sınıf, ikinci sınıf ya da hatta daha okul öncesi eğitim. Evet, evet, Doğru, evet. Yani bu doğru. konuda hakikaten artık bizim eğitim dünyamız çok gelişti. Yani bizden sonra mezun olmuş çok değerli, işin çok cengaveri olan, çok hoş, bizden yaşlarca küçük ortada olan, varıyla yoğuyla bu işe kendini adamış güzel arkadaşlarımız var. Tabii Ben ki, görüyorum gayet yani tabii ki. elimizde eteğimizde yetişmeye çok müsait, hani koşturan, çabalayan ki hani bizim okuduğumuz dönemle onların okuduğu dönem müfredat bile değişti. Onların bizden Değişmez mi? ileri Benim olmaması okuduğum mümkün dönem ne değil. kadar farklıydı, benden sonra sizlerin okuduğu dönem ne Evet, kadar farklı, şimdikilerinki çok ne kadar farklı, farklı. çok Hep farklı. iyiye doğru gidilme. Evet, Ne evet, evet, güzel, evet. Hani çok iyi. dinlenilmeli. Yani öğretmenin ne söylediği hakikaten dinlenilmeli ya da orada görülen hani anne mesela kendi çalıştırırken de görür ya da okul öncesi bir şeyleri çizdirirken de görür. Bu çocuk kalem çok doğru tutamıyor ya da bu çocuk renkleri hala öğrenemedi. İşte zıt kavramları çok tanımlayamıyor, bilemiyor. Annenin yüreğine o sezgi gelir. Gelir zaten. Evet, Bilir yani evet. anneler. Ama Hepimiz o sezgi anneyiz. böyle çok kulak arkası Biraz edilmemeli. kondurmayız. Evet, onu söylüyorum. Evet. Kondurmayız. Aslında kondurulması gereken nokta bence orası. Biraz daha dikkatli incelememiz Evet. lazım. Bizim de evladımız. Evet. Kendi evladımıza kondurmuyoruz ama gerçeği de görmek gerekiyor. Kesinlikle. Çocuğun çünkü lehine, çocuk Evet. için iyi olan. Evet. Annelerin biraz çok mu dikkatli olması gerekiyor Yani Mürvetciğim? burayı da biraz abartıyorlar Nazancığım. Yani Mesela hani nasıl? o zaman da şimdi her şey çok önümüzde açık. Bir kere internet denilen Aa, ortam, evet. istediğiniz her soruya, her harfe karşılık bir şey sunan bir Bulabiliyorsunuz. bilgi ortamı. Anneler bu sefer bir bilgi karmaşasına düşüyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Evet, hani gündemi takip etmek lazım, kulağa gelen bir şeyleri çok kulak arkası etmemek lazım vesaire ama çok da abartmamak lazım. Bu Bence de. sefer çocuklar da hani sanki bir projeymiş gibi bakılıyor ve en iyisini yapmaya çalışayım derken ortaya doğru düzgün bir şey çıkamıyor. Burada tek güvendiğim bir nokta var. Kendim için de aynı şey geçerli, kendi anneliğim için de. Sezgi.
Sezgi. Annenin çocuğu üzerindeki sezgisi. İster sosyal, ister duygusal. Yani bu çocuk mesela çok bana düşkün. Ben bundan rahatsız oluyorum diyorsa bir anne, özellikle okula başlayacak çocuğu için, bu %100 o çocuğun okul olgunluğuna da yansır. İşte sezmiştir. Yani çocukla ayrışması tam tamamlanamamış. Hmm. O çocuk okula başladığında anne anne diye diyecek. Yani. Diyecek. Belli. Evet, evet. Anneye yapışmışsa aynen belli. Öyle. Anne ne yapsın okula gelmeden önce? Biraz çocukla mesafe mi koysun ay, araya? Tabii bu çok birden olabilecek bir şey değil. Ama buna hazırlık yapsın yani. Ben şuna inanırım. Hı. Bilmiyorum bana katılır mısın? Hı. Benden çok daha deneyimli ve eline su dökmeyeceğim bir anne olarak. Estağfurullah. Annelik ayrı bir şey. Çok ayrı bir şey. Ayrı. Onun büyüklüğü tartışılmaz. Doğru. Mesela bence çocuk aslında sorumluluk alır ama evet, sorumluluk veren olursa alır. Bak ne kadar güzel bir şey söyledin. Evet. Öyle ya, sorumluluğu evet, vermeden çocuk o sorumluluk olduğunu bilmez ki. Evet, şimdi çocuk gider okula ama bırakılırsa gider. Şimdi bir çocuk okula %90 istisnalar kaideyi bozmaz. Başka nedenler olanlar için söylüyorum ama benim gördüğüm mesleğimde eğer bir çocuk okula gelmekte, okula başlamakta zorluk yaşıyorsa ya da hali hazırda okul hayatı devam ediyor ama hala bir kıpırdanışları, zorlukları varsa dönüp baktığımızda aslında annenin onu bırakamadığını görürüz. Eyvah, var. Evet. Çok doğru bir tespit. Evet. Hatırlıyorum, hem Elif'te hem Fatihcan'da, benim çocuklarımda, evet, ikisinde de okula gittikleri zamanlarda biz almaya gittiğimizde bazı annelerin koridorda, okulun kapısında, yani sınıf kapısında beklediklerini görürdük. Hatta çocuk böyle işaret ediyordu annesine. Evet. Git anne, git, git diye. Ama anne oradan kıpırdamıyordu. Evet, evet. Bu çok yanlış değil evet, mi? Evet, evet. Yani çocuk adına çocuk hakikaten adına, büyük bir zarar. Çocuk o zaman güvenini mi yitiriyor? Ne evet, oluyor? Evet, güvenini yitiriyor. Aklı annesinde kalıyor. Şimdi annenin sezgisini söyledik ama çocukların sezgisi bizi beşe katlar. Yani onlar konuşmasak da, hiçbir şey ifade etmesek de hani gözümüzden, kaşımızdan, yüzümüzün şeklinden çok her şeyi seziyorlar. Yani şimdi anne okula bırakırken ki yüz hali, elini tutuş şekli, kalbinin çarpışı, çocuk bunların hepsini hissediyor. Ya hele de arkada bir de bir kardeş varsa evde. Yani hani anneyle beraber o okuldayken vakit geçirebilecek. Evet. Şimdi bütün akıl annede kalıyor. Dolayısıyla okul onun için istediği kadar güzel bir yer olsun, istediği kadar keyifle geçirdiği vermez ki, anlamaz evet, ki çocuk. Anlamıyor. Peki o zaman anne ne yapsın? Şimdi çocuğunu okula getirirken, hı-hı, yani öyle hissetse de aldırma, belli etmesin. Evet, yani bu bir kural değil mi? Yani bu hani arabada emniyet kemerini takmamız gibi, çocuğu arkada kendi otomobil koltuğunda oturtmamız kadar hayati ve vazgeçilmez bir kural. Bu çocuk okula başladı ve devam edecek. Eğer başka eksiklikler, arkada başka bir problemler yoksa önce anne çocuğunu okula bırakmaya hazırlanmalı. Sonra çocuğunu okul için hazırlamalı. Bravo. Şimdi Mürvetciğim kısa bir ara verelim. Tamam. Bu güzel bilgilere devam edelim. Tamam. Eğitimci yazar Mürüvvet Adalı inanılmaz güzel bilgiler veriyor. Evet Mürüvvet, kaldığı yerden heyecanla seni merakla dinliyorum, bekliyorum. Çok mersi. Şimdi okul olgunluğundan biraz devam edelim. Annelerin çocukları bırakmaması çünkü vesaire. Evet. Aslında bütün kavram sorumluluk denilen bir sözcükte toplanıyor. Çok böyle yaşam sorumluluğuna falan gitmeden önce bir çocuklara dair sorumluluğa bakalım. Şimdi benim en ana başlığım gördüğüm kitlenin yani anne, baba ve çocuk bana genelde Mürvet Hanım, benim çocuğum, kızım, oğlum ders çalışamıyor başlığıyla gelirler. Evet, bu son, çok önemli evet, bir konu. Son 5-6 yıldır böyle. Benim de zaten gönlümü koyduğum nokta tam orası. Oh ne güzel. Evet, şimdi tabii bu noktada onlara ders çalışmayı her birine maalesef fırsatım olup da birebir öğretme şansına sahip değilim. Bu konuda hakikaten güvendiğim, birebir onların eğitimleriyle ilgilenen arkadaşlarım var. Onlardan da çok yardım alıyorum, sağ olsunlar. Ama en azından bu işin bir şablonunu bildiğim için, bunun şimdi, arkasında neler olduğunu bildiğim onu için. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Yine anneler için, hı-hı, altın değerinde bir öğrenme.
çocuk nasıl ders çalıştırılır? Özellikle ben tekrar etmek istiyorum ki böyle akılda kalsın. Hakikaten evet. Bütün anneler bunu bilmiyoruz biz. Evet, evet. Bilmiyoruz çünkü biz bunun için ayrıca bir eğitim almadık ki. Evet. Ve herkes de böyle televizyonda senin gibi değerli insanları dinleyemiyor. Hı-hı. Evet, çocuk nasıl ders çalıştırılır? Şimdi bu soru bana çok soruluyor. Hı. Hatta herkes internette biraz da kendi hikayesini anlatarak bu soruya getiriyorlar en sonunda. Ama yani çocuğu tanımadan, tabii ki aileyi tanımadan bu soruya birebir nokta atışıyla cevap verebilmem çok zor. Zor, yine burada konuştuğum gibi genel başlıklarla cevaplamaya çalışıyorum ama şimdi nasıl ders çalıştırıla gelmeden önce... Hı-hı. Çocuğun sorumlu bir çocuk olmasına çalışmamız lazım. Yani önce nedir? Sorumluluk vermemiz gerekiyor. Evet, sorumluluk gerekiyor. Vermemiz lazım. Tamam. Çünkü ben her ders çalışmayan, her ders çalışmayı öğrenememiş, hı, burayı kaçırmış, okullu okula yeni başlayan bütün öğrencilerimde şunu görüyorum ki sorumluluk kavramı çok fazla ya da belki de neredeyse hiç gelişmemiş. Evet. Mesela bir 7. sınıf öğrencisi, hı hı, en son yaşadığım örnek olaylardan, hı hı, bir tanesi. Anne babanın ana başlığı asla ders çalışmıyor. Tek verdiği cevap ders çalışmayı sevmiyorum, sevmiyorum, istemiyorum, beni yalnız bırakın. Ben işte basketi daha çok seviyorum, voleybolu daha çok seviyorum vesaire. Ve önümüzdeki sene de bu çocuk bir sınava hazırlanacak. Anne baba telaşlı, telaştan tabii daha öte kaygılı, aşırı kaygılı. Kaygılı. Tabii ki. Ama çocuk da artık işi biraz vurdum duymazlığa, biraz da önergenliğinin ya da ergenliğinin verdiği duygusal salınıma da bırakmış durumda. Sohbet ediyoruz. Önce anne babayla konuşuyorum. Mesela diyorum ki oğlunuz siz hatırlatmadan dişini fırçalar mı? 7. sınıf çocuğu 13-14 yaşlar. Kaş kalkıyor. Hayır. Hayır. Hatta işte diş telleri taktırdık, şu kadar para verdik, dişleri mahvoldu, dişçi bize kızıyor, diş hekimi bize kızıyor ama biz fırçalatmayı başaramıyoruz. Peki. Odasını kendisi toplar mı? Kıyafetlerini çıkardığında kirli sepetine ya da banyoya götürür mü? Ya da odanın ortasında mı çıkarır? Hmm. Genelde odanın ortasında bırakır. Çok önemli bırakır. Bir noktaya geleceksin. Evet. Mesela eve akşam geldiniz, aile beraber yemek yiyecek. Bir tabak koyar mı masaya ya da yediği tabağı kaldırır mı? Ya da banyosunu kendisi yapar mı? Genelde banyo kısmında çok sorun yok o yaşlarda. Çünkü artık karşı cinsle de yavaş yavaş iletişim ve beğenme başladığı oldu, için daha özenliler. Sakınılıyor. Evet, aynen öyle. Ama bütün bunlar oturmamış bir çocuğun. Yani benim odam, benim yemeğim, benim dişim, benim vücudum, benim kıyafetlerim duygusu yerleşmemiş bir çocuktan benim dersim, benim ödevim gibi soyut bir olguyu beklememiz çok yanlış. Ay, yani kadar bu, güzel bu ya. Bir taraf dünya, diğer taraf uzay. Evet, yani. Evet, burada aslında hani asla tabii ne anne suçlanır ne baba ne çocuk, yani suçlu hiç kimseyi aramıyoruz ama hani burada hakikaten kocaman bir kavram kopukluğu var. Kavram kopukluğu evet, var bunda. Evet. Ciddi şekilde çocukta var da önce. Yaşam kopukluğu var. Onda, yani oturtamamış. Doğru. Şimdi ben anneye diyorum ki mesela %100 bugünden itibaren şimdi çocuğunuzun ders çalışmaması aslında şu anda benim hiç umurumda değil. Çünkü bu çocuğun öncelikle hayati bazı becerileri ele alması lazım. Ay, evet ya. Şimdi bir duralım. Ve siz bugünden itibaren eve döndüğünüzde, tabii ben de bu konuşmayı biraz gerçekleştiriyorum ve biz bu düğmeleri çalıştıralım. Tamam. Anne şöyle söylüyor, genelde, hani bizim Türk anneleri, sevgili, temiz, titiz, ellerimiz kokan, hani bir türlü kendini işten alıkoyamayan. Çalışkan. Ama benim misafirlerim geliyor, onun odası öyle oluyor, ben bunu nasıl yapabilirim? İşte odasını görüyorum, cinler tepeme çıkıyor, buna dayanamıyorum vesaire. Ben de diyorum ki, üç maymun oynayacaksınız. Görmüyorum, duymuyorum, koklamıyorum. Koklama. Gerekirse o oda kokuşsun bir hafta, asla temizlemeyin. Çünkü o da ona ait. Yani bir takım böyle kurallar dizgisiyle çok vesaire. Önemli ama evet. Bak, bu çok sorumluluğun evet, bir başka şekli. Hı-hı. Diş fırçalaması kadar. Evet. O oda onun odası. Evet. Şimdi çocuklar da bu karmaşayı yaşıyorlar. Diyor ki benim odam, benim odama hatta girme anneciğim diyor. Evet, evet. Ama anneler rahat günlük duramıyor. Kontroller içerisinde kontrol yapılmalı ama çocuk evet, hissetmeden, evet, her şeyi karıştırmadan, karıştırma evet, değil de düzenlemeden. Evet, evet. Mesela diyor ki o ders çalışırken ben muhakkak ona meyve soyup yanına koyuyorum. Ya çocuğun umurunda değil. O meyveyi yese de, yemese de, yani hani her şey önüne geliyor diyor. Nasılsa bir kayıt yapıyor. Ve ondan sonra istiyor ki ders çalışmak da önüne gelsin. Peki bir şey soracağım Mümet'ciğim. Şimdi çocuk okula başladığı andan itibaren anne de okuyor onunla birlikte. Hatta yani bunu çok yaşadım. Hatta el yazması ödevleri, hani
öğretmenlerin verdiği ödevleri anneler, ben buna bizzat şahit oldum, sol elleriyle yazamayıp çocuğunun yazısına benzeterek onun ödevlerini yapıyorlar. Çocuk da televizyon istiyor. Çok bu fena. Nedir? Çok fena. Bu nedir? Bu hiçbir şeydir. Çocuğa yapılan en kötü şeydir. Değil mi? Bu çok kötü. Yani hani ben hep şunu söylüyorum. Eminim bana katılacaksın. Bir anne olarak, yani hemen kendimize de dönelim. Çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun, isterse 25 yaşında olsun, yemiyorsa yediririz. Hatta inadına yemiyorsa, yani yaşama dair en fazla serum taktırırız. Beslenmesi tekrar gerçekleşir. Evet. Alt temizliği bir şekilde yapılır. Her şeyini yapabilirsiniz ama bir çocuk için ders çalışamazsınız ve bir çocuk için o sınavlara giremezsiniz. Yani okuyamazsınız. Mümkün Bravo. Değil. Hani Bravo. Bu bir eczacı diploması ya da herhangi bir diplomanın satın alınması mümkün değil. Değil. Evet. Evet. Değil. Diyelim ki aldınız, Aha. diyelim ki yaptınız, diyelim ki çocuk sizin gölgeniz altında geldi. Ama bir gün o dükkanı, o şeyi, evet. o hastası, ondan baş başa kalacak. Anne nerede? Tabii yok. Ne yapacak ondan sonra çok o çocuk? Çok fena. Eyvah. Çok fena. Ben şey hikayelerini çok dinlerim. Eminim bütün Türk erkekleri bana katılacak. Biz zamanında o yatakları düzeltmedik ama askerde sırtımıza vura vura yatak düzelttiler. öğrettiler bize diye. Halbuki yani hani, siz zamanında öğrenseniz. Evet, evet. Anneler izin vermiyor. Evet, anne, evet. Kesinlikle. Mesela anneler kızar bu konuda bana bazen sevgili anne babalar. Hani çocuğu Kısınlar. İçin gelir ama der ki biz buraya çocuk için geldik. Siz bize... sizde sorun var diyorsunuz ama bakın yani eminim pek çok arkadaşım da bana katılacak. Hakikaten öyledir. Öyle. Evet, çocukların mental anlamda yani zihinsel anlamda sorunları varsa bu öğrenmeyle alakalı bu ayrı bir yelpaze. Onu da konuşacağız evet. zaten seninle ama bu başka ama bir şey. Ama bu nokta yani evet, bizim kültürümüzde, bizim dünyamızda, Türk Milli Eğitim Sistemi'nde genelde ders çalışmama sorununun altında %80, %70 bu tarz duygusal ve sosyal olgular yer alıyor. Evet. Şimdi bazı çocuklar ders çalışmayı şöyle sınıfta da halledebiliyorlar. Daha iyi anlıyorlar. Eve geldiklerinde daha kısa sürede ders çalışıyorlar. Bazı çocuklar çok uzun sürelerde ders çalışıyorlar. O çocuğun yapısıyla alakalı ki sen daha iyi biliyorsun. Anneler çocuklarından devamlı şikayet ediyorlar. Çok önemli bir şey. Bir çocuğa devamlı hadi git ders çalış demeli mi? Hayır. Hayır. Zaten çocuklar artık büyüdüklerinde bundan şikayet ediyorlar ve anneyle araları bozuluyor. Evet. Ben artık çok sıkıldım. Ders çalış, ders çalış, ders çalış. Artık duymuyor da. Hani tren istasyonunda uyumak gibi hikayeye dönüyor. İlk gece rahatsız oluyorsunuz, ikinci gece sonra her şeye alışıyorsunuz. Evet. Ve o çocuk bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor ve anneyle arasındaki iletişim bozuluyor. Peki bu dersten soğumasını da sağlıyor mu? Hepsi bir etken. Tabii ki, kesinlikle. Tabii, değil mi yani? Çocuğun en özel alanı evi. Evet. Orada rahatlamak için evinde var olduğunu düşünüyor ki öyle. Evet. Ama bu sefer sürekli evin içerisinde de ders çalış, ders çalış diye rahatsız edilmekten inanılmaz daha da fazla rahatsız yani olup. Yani o dersten daha çok soğuyor o tabii, çocuk. Tabii. Daha çok uzaklaşıyor. Ve bu sefer ailesi sadece onu bir ders çalışmakla alakalı başarısını o noktaya koyduğu için de bu sefer güveni de zedeleniyor. Yani onların gözünde bir türlü bir yere oturamıyor. Yani ben şunu söylüyorum. Anneler ve babaların çocuklarıyla yani ebeveynlerle çocukların arasına ders kötü bir cadı olarak giriyor. O zaman da o dersi sevmiyor çocuk. Hayatıyla alakalı kararlarını da yanlış yönde evet. yönlenmiş oluyor. Evet. Bu da çok kötü bir çok, şey. Aynen öyle. Ya da şurayı kaçırıyor muyuz bilmiyorum. Bana katılır mısın? Şimdi ders başarısı, okul başarısı, daha sonraki ilerleyen sınav başarısı, sonra iş başarısı, evlilik başarısı derken aslında bütün buralara takılıp en önemli şeyi kaçırıyoruz. Yaşam başarısı. Yaşam başarısı. Değil mi? Yani ben de tabii bütün bunları biraz yaş aldıkça, deneyimledikçe, tanıdıkça ama zaten bu görüyorum. İşin içinde olduğun evet. için, araştırdığın evet. için. Evet. Onun için söylüyorum zaten. Evet. Herkesin gördüğünü sen farklı görüyorsun. Hı-hı. Sen gözlemleyensin. Evet. Gözlemlediklerini de dile getirensin. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu çok önemli. Mesela şimdi seninle konuşurken bazı şeyleri sen anlattığın için evet hatırlıyorum, böyle diyorum. Ama sen bunları söylememiş olsan ben hiçbirini hatırlamayacağım. Evet. Ki ne kadar önemli, ne kadar doğru şeyler. Geçenlerde bir konuk ağırladığımızda şöyle bir şey söylemişti ki sen buna mutlaka katılırsın. Çocuklar
İlkokul çağında zaten neye eğilimleri varsa, neden hoşlanıyorlarsa ya da neye yönlenmişlerse onlar zaten ailelerine bunu söylerler. Bunu nasıl söyleyemezler de işte kimi resim çizer, kimi şiire vardır, kimi müziğe vardır. Bu konuda neler söylemek istersin? Ben geçen hafta bu konu üzerinde bir yazı yazdım. İçimden geldi ve yayınlandı. Her çocukta görülecek muhakkak bir cevher vardır. Her çocukta görülecek yani muhakkak bence, bir cevher evet, vardır diyor Mürüvvet Adalı. Buna herkes katılır bence eminim. Yani evet. Görmek isteyene. Evet. Başta da senin güzel övgülerine ben teşekkür ederken de aynı şeyi kastettim. Yani bu gözün görebilmesi çok önemli. İşte yani o bu önemli. Her şey için çok önemli. Ama bir çocuk için önemli. Yani illa bir çocuk derste başarılı olacak ve akademik yaşama çok başarılı geçecek diye bir şey yok. Yani şimdi Mürvetciğim yine sözünü kesiyorum. Ne olursun kusura bakma ama atlamayalım diye, aklımda olsun diye. Çocuk, anne, babalar çocukları kendi olmak istedikleri meslekler için yönlendirmiyorlar mı? İşte benim oğlum, benim kızım doktor olacak, avukat olacak. Şu kızın hiç oğlanın hiç öyle bir isteği evet, yok. Evet. Hiç öyle sırf annesi istiyor diye bazı meslekleri seçen... Evet. Hatta üniversite şeyinde işaretleyen, onun eğitimini alan, ondan sonra da onu yapmayan ne kadar çok insan var. Çok. Sen şimdi bir eğitimci olarak buna ne diyorsun? Ne diyebilirim? Tabii ki katılmıyorum, üzülüyorum. Geçen sene bir öğrencim, özel bir üniversitenin gastronomi bölümüne annesi babası razı olmuş, istemiş diye puanı da tutmuş, kazanmış. Ve üçüncü yıl okuldan atılmak üzere okuyamıyor. Gönlünde yatan mesleğin ne olduğunu söyleyeyim mi? Neymiş? Grafik tasarım ama sadece şey... Desen mi? Kollara yapılan... Ha, dövme. Dövme, ay söyleyemem. Dövme. Evet, dövme. Sadece o grafik tasarımlarını vücutlara tasarlamak i̇şte istiyor. İşte bak bambaşka bir dünya. Ve çok zorlandı annesine babasına kendini anlatmak. Hani gönlümde yatan meslek bu demek üzere. Birlikte biraz yol aldık. Ve hakikaten bu sene Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin pek çok kısmına başvurdu. Kursunu aldı. Okulunu bıraktı. Güzel. Başarısız oldu. Bu sene evet. Ama tekrar deneyecek. Deneyecek. Vazgeçmiyor yolundan. İşte bak çünkü evet. O onun seçimi. Evet. O annesinin babasının evet. Seçimi değil. Evet. O onun seçimi. Evet. O onun hayatı. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Çok genç, pırıl pırıl, dünya güzeli bir oğlan. Bana ilk geldiğinde yüzü böyle grimsi, mutsuz. Bu yolu adımladıktan sonra açıldı. Şimdi bir görse evet mutlu. Açıldı. Hiç umurunda değil. Yani hani gastronomiyi ya. Bırakmış. İşte dövmeci mi? Yani en basit diliyle dövme tasarlayacak. Böyle mi olunur falan diyenlere de umurunda değil. Ben çiziyorum ve çizmekten mutlu. Çok keyifliyim diyor. Çok mutlu. Evet. Şimdi Müvet'cim bir de şöyle bir şey daha var. Bu da çok önemli. Anneler mutlaka bunu da çok dikkatle dinleyeceklerdir. Çocukların bazıları gerçekten zeka olarak düşüktür. Hı hı. Bazıları da zeka olarak yüksektir. Hı hı. Ama her ikisinde belirtileri hemen hemen aynıdır. Hı hı. Şimdi eğitimciler sınıftaki çocukların bu ikisi arasındaki farkı nasıl fark ederler? herhalde kendi el becerileri, yordamları, bilgileri. çocuğun kendini ortaya koyuşuyla aslında bu kendini ortaya koyar. Hı. Hem çok üstün becerileri olan çocuk hem de hakikaten becerilerinin alt seviyesinde olan çocuk da bir çırpıda kendini o grubun içinde %100 belli eder. Evet. Yani bu sınıfa giren çıkan başkaları tarafından ya da birazcık yazdıran çizdiren başkaları tarafından da anlaşılır. Çünkü o çocuklar sınıfın içinde rahatsız çocuklardır. Evet, güzel. Ve bu konuda tabii ki öğretmenlerden çok büyük bir beklentinin beklenmesi yanlış olur. Özellikle özel okulculukta hani çocukların biricikliğine, birebir eğitimlerine önem verildiği noktalarda aslında burada öğretmen arkadaşlarıma ya da ben de bize de çok büyük yük düşüyordu. Aslında bu böyle bir şey değil. Çünkü özel üstün yetenekli çocukların öğretimi çok farklı. Becerilerin altında kalmış yeteneklerini tam sergilemeyen çocukların da eğitimleri farklı alanda. Peki anne babalar bunu kabul etmiyorlar. Çok çocuğunun zor. Üstün
üstün zekası olan zaten bayılarak söylüyor da, evet, ama birazcık zekada durgunluk varsa anne, evet, hayır kabul etmiyor. Evet. Önce anneyi mi kabul ettiriyorsunuz? Evet, yine döndük anne babaya. Yine anne babaya. Evet. Siz önce diyorsunuz ki anneye gel, senin çocuğun böyle. Evet, sakin sakin. Sakin. Hani bunun olabileceğini şöyle, evet, Allah zeka özrü vermediği sürece ki, hı hı, öyle o tarz çocuklarımızın bile mental anlamda zorluklu olanların bile muhteşem eğitimleri var artık. Evet, var. Yani hani bu, evet, hakikaten çok üzülünecek bir nokta değil. Belki biraz maddi çaresizlik vesaire de kıvranabilir onlar. Haklılardır da ama %100 var artık. Devletin de sunduğu çok hoş imkanlar var bu konuda. Evet, çok hoş ilerleyişler var. Devlet de artık bu tür imkanlar, evet, sunuyor, evet, çocuklara. Evet, evet. Şimdi benim bir tanıdığımın çocuğuyla alakalı bu tür sorunlara gittiler. Gerçekten yardımcı oluyor. Hı hı hı. Çok güzel. Şimdi yine bildiğim bir çocuk var. Zekası o kadar farklı ki çocuğu tutmak mümkün değil sınıfta. Çocuk devamlı hareket halinde ve şöyle bir şey yaşanmış. İlk ondan tespit edilmiş. Bu tür çocukları sınıfta oturtamıyormuş. Hı hı. Ben bilmiyorum da, hı hı, böyle senin gibi eğitimcilerden duyduklarım. Oturmuyor çocuk. Devamlı hareket halinde. Hı hı. Ama tahtada hocanın yazdığı her şeyin de farkında. Mesela sınıfta hiç kimsenin cevaplayamadığı problemi çocuk durduğu yerden, mesela atıyorum 1440 ya da bir şey söylüyor, hocanın dikkatini çekiyor. Hı hı. Ama şimdi bu çocuklar o okullarda doğru eğitim almıyorlar. Evet. Ne yapmak lazım? Şimdi bu tarz çocukların aslında algıları çok yüksek. Yani zihin fazla çalışıyor. Fazla çalıştığı için o zihin küçücük bedene dar geliyor. Dar geldiği için çok çabuk sıkılıyor, sıkıldığı için çok hareketli, bunun içerisinde dikkat eksikliği, bunun içerisinde konsantrasyon bozukluğu, bunun içerisinde çok güncel deyimler, hiperaktivite vesaire hepsi eklenebilir. Bir kere kesinlikle hakikaten işin profesyonelinden bir destek almak ve çocuğun halini bir ortaya koymak lazım. Yani güzel, bir haritasının çıkması lazım. Önce onu bir profesyonelin görmesi gerekiyor. Bence şart. Evet. Evet. Güzel. Hem öğretmenin, hı-hı, sağlığı, hem çocuğun sağlığı, hem anne babanın sağlığı için. Yani güzel, hani sağlıklı gelişimler için şart. Ortak nokta ne? Çocuğu en iyi konumda tutabilmek. Doğru. Yani çocuğu en iyi şekilde eğitebilmek, öğretebilmek. Yani çocuğun derdini tam olarak anlayabilmek. Derdi ne çocuğun? Önce, evet, onu anlamak gerekiyor. Evet. Evet, evet. Çocuk sonra orada kendini aslında işaret veriyor. Yani ben sığamıyorum kabıma. Buralarda duramıyorum, bu sınıfta oturamıyorum, bende bazı problemler var ya da hani o kadar iyi anlıyorum, yani öbürlerinin 3 dakikada anladığını ben 1 dakikada anlıyorum ve sonrası kalan 2 dakikada sıkılıyorum. Sıkılıyor. Yani öğretmenliğimizde hep vardır, eminim öğretmen arkadaşlarım çok iyi bilir, sıranın altından toplarız çocukları. Sıkıldı ya, evet, çünkü. Aynen öyle, sıranın üzerine çıkar, oturur, yani sıkılır, yazamaz, sıkılır, yazar, sıkılır, çabuk yapar, sıkılır. İşte o yüzden diyorum ya, öğretmenlik çok zor bir meslek. Ne yapmalı? Hakikaten ne yapmalı? Uzman desteği aldıktan sonra yola öyle devam etmeli. Yani uzman tarafından okul, öğretmen, çocuk, ebeveyn desteklenmeli ve hani çocuğa göre hareket etmeli. O ortam, evet, çocuk için uygun bir ortam değilse de o ortamdan alınmalı. Çünkü o çocuk için de ortam uygun değil, diğer çocuklar için de o çocuk, evet, uygun değil. Evet. Çünkü şimdi diğer çocuklar da anlayabildikleri süre onun diğerinin hemen bir dakikada anlayabildiğini, diğer çocuklar 3 dakikada öğreniyorsa, anlıyorsa, evet, diğer çocuklar için de zor. Peki Mürvetciğim, bu tür okullar var mı? Var tabii. Heh. Tabii anneler babalar da eminim çok iyi bilirler. Hem, heh, üstün zekalı çocuklarımız için, zihinsel yetileri güçlü olan çocuklarımız için, hem de becerileri yeteri kadar olgunlaşmamış çocuklarımız için var. Için. Ama tabii konulan tanıya da bağlı. Şimdi üstün, evet, üstün yetenekliler için %100 var ama hani diğerlerinin çizgisi çok önemli. Yani hani hangi düzeyde bu beceri eksikliği, nerede, nasıl, ya da şöyle de olabilir. Heh. Okul içinde de bu durumun hallolabileceği sınıflar. Yani mesela her öğretmen arkadaşımın çoğunlukla özel okul kavramında özellikle onu asiste edebilecek, ona yardımcı olabilecek, ona rehberlik edebilecek hem rehber öğretmen rehber hem de öğretmen bu tarz stajyer arkadaşlarımız da var. Bu tarz peki, çocuklar devlet okullarında? Devlet okullarının bazılarında duyuyorum. Hepsine çok hakim değilim. Çok olması sayıda lazım, oldukları devlet için. Okullarında olması mutlaka, lazım. Mutlaka. Evet, bu çok önemli lazım. Bir konu. Hatta şeyi bilir misin Nazancığım? Gölge öğretmen denilen bir kavram var. Var. Evet. Evet, evet. Evet. Onu mesela, biraz açar mısın? Onu çoğu kimse bilmiyor. O aynı bu bahsettiğin sorunla alakalı bir kavram. Bu çok bahsettiğin iyi. Sorunla alakalı oluşmuş bir öğretmenlik kavramı.
mı? Bu tarz çocuklar için sınıfın içinde var olan ama sadece o çocuğa yönelik ama çocuğun aynı zamanda gruptan kopmamasını da sağlayıp ona sınıfın içinde birebir eğitimi konusunda yardımcı olabilecek öğretmenin arkasında kalmış bir yer alan, alan bir gölge öğretmen. Şimdi bir özel çocukların için ders çalışmaların bir özel eğitim var. Hı hı. Bireysel eğitim. Evet, evet. O bireysel eğitimden de bahsedelim çünkü bu bununla da bağlantılı. Evet. Bu tür çocukların da bireysel eğitim almaları gerekiyor değil evet, mi? Evet. Yani şimdi mesela ilk birinci sınıf E harfiyle başladı. Tamam. Şimdi öyle bir çocuğumuz var ki kesinlikle kalem tutuşu bile tam gerçekleşememiş. Daha hani değil satıra yazmak, normal bildiğiniz beyaz bir A4 kağıda bile çizgileri tam oturamayan bir çocuktan tutup da bir E harfi yazmasını bekleyemeyiz. Bu tarz mümkün bir değil. Çocuk özel kavramına sokabileceğimiz bir çocuk. İşte o noktada öbürleri E harfini satır içine yerleştirmeye çalışırken bu çocuğumuz yavaş yavaş belki işte kum havuzlarına yazarak, oyun hamurlarına yazarak ama tabii biraz daha hızlandırılmış ve özelleştirilmiş bir şekilde kademe kademe, basamak basamak o noktaya getirilmeli. Orada tabii çocuğun hızının sınıfın hızıyla da eşleştirilmemesi çok önemli. Ayrı, evet, ayrı. Evet. Ama bu demek değil ki buradan hani bu tarz çocuklar olan anne babalar da üzülmesin. Bu çocuklar hep böyle geride kalacak. Hayır. Hayır. Ben onların da gün gelip bu hızı yakaladıklarına, hatta akademik anlamda bu hızı yakalayamasalar bile çok gerisinde kalmayıp farklı alanlarda öne çıktıklarını çok net görüyorum. Çocuk yaprak gibi. Yani nereden açmayı çok iyi bileceksiniz. Bu kısım ne güzel çok bir şey önemli. Söyledin. Nereden açmayı iyi bileceksiniz. Evet, bunu evet. Da anneler mutlaka iyi bilmeliler kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Anneler, anneleri destekleyen öğretmenler. Öğretmenler. Yani öğretmen tabii çok önemli. Çünkü okul hayatı yaşayan bir çocuğun artık gününün büyük bir kısmı annesinden çok okulda geçiyor. Laboratuvar tabii. Ortamı orası. Tabii öğretmen ki. Yani öğretmen. Öğretmeni görüyor. Evdeki kalan kısmın büyük bir kısmı uykuda. Uyku. 4-5 saati maksimum evde anne ve babayla geçiyor. Okul bu nedenle bu kadar önemli bir kavram çok çocukların önemli. hayatında. Öğretmen çok 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 önemli, önemli. çok önemli. Nasıl Hazreti Ali demiş ya, bana bir harf öğreteni 40 yıl kölesi Evet, olayım. evet. Hakikaten öyle. Çünkü hiçbir şey bilmeyen, böyle küçücük, saf, pırıl pırıl bir insan örneğini alıyorsun, götürüyorsun, öğretmene Evet. veriyorsun. Diyorsun ki al. Evet, evet. İşte ve öğretmenin sorumluluğu dedin ya, çok Evet. ağır sorumluluk. Çok ağır sorumluluk. Çok sevilerek yapılabilecek bir meslek. Yani sevilmeden bilmiyorum başka şey olur mu insan ama öğretmen asla olmaz. Yani Olmaz. çok çok titizlik gerektiren, yani çok Çok ince sabırlı mı ayrıntı. olmak gerekiyor bir de? Hepsi var. Yani hani çocuğu düşünün. Yani hani çocuk yetiştirdiğinizi, büyüttüğünüzü düşünün ve de karşınızda 21-22 tane en az olduğunu düşünün. Hele de şimdiki çocukların içleri kıpır kıpır, hiçbir yerlerinde duramayan, daha karnımızda pek çok şey algıyla başlamış büyümeye ve sonra dünyaya gelmiş. Hakikaten çok zor. Geçen hafta bir seminerde beraberdik çok değerli öğretmen arkadaşlarla. Çok sevdiğim bir psikiyatr doktor benimle beraberdi. Orada işin özü şuna bağlandı. Evet, öğretmenlik zor. Onların da motivasyonu zaman zaman düşebilir. Hatta kocaman bir kale bir annenin olumsuz bir lafıyla, eleştirisiyle bir çırpıda yerle bir Yıkılır. olabilir. Evet. Ama hani ne yapmak lazım? Yola devam etmek lazım. Ne yapmak lazım? Kendini geliştirmek lazım. Çünkü yaşamın pek çok sayfası var tutunabileceğiniz, ilerleyebileceğiniz. Herkes öğretmen olabilir. Öğretmen olmak, üniversite okumakla o gayet Mümkün ama mümkün. öğretmen olunuyor mu? Evet, aynen öyle. Soruyu oraya getireceğim. Öğretmen olunuyor mu? Evet. Çok. Yani öğret, sonra çok da arkasına eklenen diğer. Çok. Çok zor. Çünkü dediğin gibi evet gidersin eğitimini alırsın, çıktın, aldın diplomayı. Ben sen şimdi öğretmen misin? Evet, Hayır. Evet, evet, evet. Hayır. O noktada kendini geliştirmek, hiç bıkmadan, tükenmeden öğrenmeye devam etmek, sonra da öğrendiklerini öğretebilmek ayrı bir ustalık. Yani çok mu emek vermek gerekiyor? Her şeyde çok emek ama bir insanı yetiştirmekte çok daha fazla emek vermek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle ama şunu da söyleyeceğim. Bu noktada da eminim bana katılacaksın. Aslında gönlümüzü verdiğimiz her iş için çok mu emek gerekiyor? Gönül vermek çok önemli. Çok önemli. Değil mi? Gönülden yapılan her evet. şey de çok güzel evet, olmuyor mu? Aynen öyle. Sen kitapların içinde lütfen pay biç. Yani gönlünü vermesen o kadar olmaz. Kitap olmaz. Olmaz. Kim sana zorla yazdırabilir? Yazdıralım. Değil. Senin de kitaplarından çok söz edeceğiz ama
ama kısa bir aradan sonra. Teşekkürler. Eğitimci yazar Mürüvvet Adalı ile birlikteyiz. Muhteşem şeylerden söz ediyor. Hepsi altın değerinde. İnanın ki altın değerinde. Dinleyelim. Ben şeyi merak ediyorum. Biraz önce devam edeceğim bir şey var mı? Kaldı mı, yoksa ben bir şey merak ediyorum. Onu sormak istiyorum sana. Şimdi Avrupa ve Amerika. Onlardaki eğitim, ilk eğitimden söz ediyoruz ve bizdeki eğitim. Oradaki anne babalar, bizdeki anne babalar. Arada farklar. Tabii şimdi gönül bu konuda çok olumsuz bir şey söylemek istemiyor. Ama var. hakikaten söylemek istemiyorum. İstiyorum ki hep biz daha ileride ve daha hoş ve güzel şeyler yapabilelim. Hakeza tabii ilerliyoruz çok şükür. İnşallah. Daha da güzel ilerleyecek ama orada galiba hani kısaca söylemem gerekirse benim hissettiğim, biraz da oradaki eğitimleri aldığım kadarıyla araştırmalarıma dayanarak onlar öğrenmeyi, sevdirmeyi başarabiliyorlar. Evet. Biz daha çok bu işi kitaplarda, defterlerde, kalemle kağıdın birleştiği yerlerde bırakıp çocukları daha çok bıktırabiliyoruz. Evet. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim belki ama benim Alman arkadaşlarım çok fazla. Şimdi Almanya'da bir olayı eğitimci olarak sana hemen aktarmak istiyorum. Bütün konuşmalarımız. İki tane kızı olan bir Alman arkadaşım var, Sara. Asla asla çocukların odasını temizlemez. Asla dersleri, o kendisi de öğretmendir. Hı hı. Hiçbir şeye, çocuklara yardım dahi etmez. Benim hı hı. sorumluluğum değil der. Ve çocuğu alır karşısına, ben öğretmenim. Benim sorumluluğum başka. Sen öğrencisin, senin sorumluluğun başka. Hı hı. Onu öyle bir yapar ki o çocuğun kendi sorunudur. Hı hı. Kendi iyisiyle kötüsüyle kendinindir. Hı hı. Bunda da tabii bir Alman anne böyle yapıyor. Bir de bizden bahsedelim. Aman oğlumun bugün karnı ağrıdı, okula gitmesin. Evet. Aman o yapamaz, küçük ben yaparım. Evet. Olmuyor. Dolayısıyla tabii ki Avrupa ve Amerika'daki eğitimle buradaki eğitim de farklı. Farklılaşıyor. Evet. Aynen öyle. Daha hayatın içinde orada, oralarda evet. öğrenmek kısmı, eğitilmek kısmı. Biz en son eşimle bir yurt dışı seyahati hı-hı. gerçekleştirdik. Tesadüfen gittiğimiz şehirde de okulların tatil olduğu bir döneme rastlamış. Bizim gibi yurt dışından gelen turistler ayrı, şehrin içindeki turistler ayrı. Hepsini gözlemledim. Benim oğlum yaşındaki çocuklar daha sabahın 8:30'unda müze kuyruğundalar. İşte. Yani sırf bu kadar söylemem bile yeterli. Evet, hani yeterli. Kültür, öğrenmenin yaşamın içinde olması, yaşamla beraber şekillenmesi, ağacı, yaprağı ağacın dalında görerek, anlayarak, hissederek, dokunarak yaşamaları, bizimse bunu kitaplardaki resimlerden öğretmemiz kadar büyük bir fark var arada. Evet. Sen şimdi bütün bu anlattıklarını kitap haline de getirdin. Harikasın. Şimdi kitaplarından, senin şu şiir kitabını biliyorum zaten. Şurada bana bir uzatar mısın? Alayım. Evet, bu şiir kitabında. Evet, bu senin ilk kitabın. İlk kitabım. İlk kitabın. Gönül kitabı. Burada şiirler yazmıştın. Evet. Ah ne kadar güzel. Ay şiirler. Bu ilk şiir kitabın. Sonra çocuklar için şuna bir evet, alayım. Bir hikaye kitabı. Bu nedir? Şimdi sen ne istiyorsun? Çocuğa evet. mı soruyorsun? Çocuğa soruyorum Çocuğa aslında. Çocuğa diyorsun ki ne istiyorsun? Evet. Peki. Kocaman bir soru aslında bu. Evet. Biraz böyle felsefik bir tarz. Şu anda genelde de ikinci, üçüncü sınıf okul çocuklarının okuduğu bir kitap. Aynı zamanda bazı okullarda da işleniyor Türkçe dersinde. Bundan da ayrıca mutluyum. Evet. Aa, çok güzel. Çok çok mutluyum. İçinde de çok güzel resimler evet. var. Şöyle gösterelim. Bakın evet. ne kadar güzel resimler var içinde de evet. çocuklar için. Evet. Çünkü çocuğun dünyasında sadece yazı onu cazip hale getirmez ki. Resimlerle süslemişsin. Eğitimcisin tabii. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel ya. Evet. Burada ne anlatıyorsun hayatım? Ne istiyorsun yani, diyorsun? Yani küçük bir çocukla yola çıkan bir ne istiyorsun soru cümlesi var. Evet. Bir türlü ne istediğini bulamayan bir kız en sonunda kitabın sonunda ne istediğini buluyor. Ve çok da felsefik bir şekilde buluyor. Aslında kitabı böyle imza günlerine gittiğimde ya da küçük atölyeler yaptığımda hoş işliyorum. Sonra da çocuklara diyorum ki aslında şimdi yazsaydım bu kitabı çok daha farklı yazardım. Onlar da ne diyor soruyorlar bana. Çok eğlenceli oluyor. Şimdi aynısını seninle de yapalım. Yapalım. Meraklandırıyorum. özellikle de kitap çok da bilinmiyorsa. Mesela şöyle bir hoş bir espriyle bitirirdim. Efes
diye bir kız var. Kitabın kahramanı o. Bir tane çocukla beraber diyorum ki gel ben bunun için aslında Efes'in gerçekten ne istediğini yazdım. O zaman çok bilememişim diyorum ve saklıyoruz bunu. Tabii herkes merak ediyor nedir nedir diye. Uzatıyorum. Açar mısın lütfen? Sadece bir N harfi. Yani zaten kitabın adı da ne istiyorsun? Ne istiyorsun? O küçücük gözler böyle, böyle bir oluyordur. Bakıyorlar. Ama sonra şeye dönüyorlar. Ama N harfinin okunuşu N yanında E var. Öyle bir N değil. Böyle bir hoş bir espri. Biraz felsefik kurgusu olan ama tabii onların küçücük dünyalarında işte hoş şeyler. İşte sanata dokunuyorsun sen. Evet, çok bizim programımızda böyle bir şey işte. Sanata dokunmak lazım. Şimdi bu şiirlerini derken atlamayacağım. Senin bir tane şiirin ve sen hem şiiri yazdın hem de besteledin. Evet, müziğini evet. de yaptın. Evet. Ondan da söz etsene. Tabii çok gönül işi hepsinde olduğu gibi kısacık hikayesinden de bahsedeyim. Bahsedebilirsin, evet, zamanımız var. Bir gün öğretmen olduğum bir zaman evde dinleniyorum. Kitaplarım, dergilerim yanımda falan. Televizyonda, ekranda da sevgili Gülben Ergen'in ilk projesi Çocuklar Gülsün diye bir projenin evet. adını görüyorum evet. ve yanılmıyorsam Mardin'in bir köyünde açılan bir okul. Gözlerim doldu. Yani o kadar mutlu oldum ki böyle bir projenin varlığından, böyle bir çocuklar adına yapılmış böyle bir güzellikten, o Gülben Ergen'in kucak kucak çocuklarla kucaklaşması, o mahzun bakışlar, o sevimlilikler. Benim de i̇şte içimden... İşte buradan hissettiğin evet, için. Bu evet, buradan geldi. Her şeyi bıraktım ve dedim ki ben Gülben Ergen olsaydım böyle bir şeyleri kağıda dökerdim ve sonra da bunu seslendirirdim dedim. Ardından da melodisi geldi. Kendi kendine mi, evet. herhangi bir şey çalıyor Hiç, musun? Hayır, hiçbir şey çalmıyorum. Mırıldandım. Sonra da dedim ki ben bunu unuturum. En iyisi kaydedeyim. Cep telefonuma da sözüyle, müziğiyle kaydettim. Sonra benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Tunç Öndemir. Buradan kucak kucak sevgilerimi iletiyorum. Tunç müzik öğretmeni arkadaşım. Sonra güzel. Müzik piyasasında ayrı ilerledi. Tunç'a da dedim ki benim böyle bir gönlümden bir şey koptu. Bana bunu biraz aranje edebilir misin? Yani biraz daha kulağa hoş bir biçimde. İşte. Evet, ulaştırabilirsek Gülben Ergen'e ulaştıralım ve lütfen bunu söylesin. Kısmet olmadı. Belki bir gün olacaktır. Ama hala telefonumda kayıtlıdır. Yolda vesaire giderken dinlerim ve içim coşar. Ay biz bir... rejiden rica etsek azıcık müziği varsa biraz dinleyemez miyiz? Çok sevinirim. Çok sevinirim ben evet, de eğer ya, olabilirse. Hakikaten böyle bir şey. Pek çok şarkı sözüm var. Tabii şiir yazdığım için bunu, şekillenen. Bu müziği videoyla birlikte izleyelim tamam, biz. Çok peki, güzel. Peki. Senin bir sürü de şiirlerin var tabii ki bunların. Şu anda da yeniden yazıyor musun? Yazıyorum. Şu anda bir kitap projem var. O daha çok burada seninle konuştuğumuz çocukların öğrenmeyle alakalı, ders çalışmayla alakalı bir proje kitabı. Klibi bir izleyelim mi? Tamam. Gözler gördüm, ışık ışık saklı kuyu. Ne yüzler gördüm, derin derin dipsiz suyu. Bir adım attım tanrım, çocuklar gülsün diye. Binlerce adım geldi içimdeki sevgiye. Sen, sen, sen benim güzel çocuğum. Kalbim, kalbim, kalbimdeki durgun suyum. Sen ak, sen ak, sen ak ki ben çağlayayım. Seni sevgimle sarıp yaralara adayım. Yıldız yıldız umut dolu. Ne his
sonsuzluğun budur yolu. Bir adım attım Tanrı, çocuklar gülsün diye. Binlerce adım geldi içimdeki sevgiye. Sen benim güzel çocuğum. Kalbimdeki durgun suyum. Sen ak, sen ak, sen. Ne kadar güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ne kadar duygulandım. Çok teşekkür ederim. Ay böyle tüm diken diken oldu. Ay çok, çok teşekkür güzel. Ederim. Çocuk nimet. Evet. Çocuk muhteşem evet. Bir şey. Çocuksu şiirler. Evet. Bunlar ne kadar güzel isimler. Çocuksu şiirler. Evet. Su ne kadar güzeldir. Evet. Çocuk güzeldir, şiir güzeldir. Evet, evet. Bu son kitabın mı? Son kitabım. Evet, çocuklar şiiri sevsin, şiir okumayı ve şiiri bilsin. Aslında en kolay da ezber yoludur. Hem dimağı güçlendirmek, hem hafızayı güçlendirmek vesaire. Hani tekerleme, ezberlemek gibi. Orada da hakikaten yaşama dair böyle pek çok konuya değinip çocuk diliyle aktarmaya çalıştım. Ve hepsi de birbirinden değerli, çok sevdiğim şiirlerim bence. Bunun benim fikrimce. Da içinde ne güzel hep şeylerle, resimlerle, çocukların evet. En çok dikkatini çekecek şeyler. Evet. Önce bunların resimleri görecek, merak edecek, arkasından da bunları evet, okuyacak. Evet. Çocuk şiir nasıl ezberler? Evet. Çocuk hakikaten çocuk şiir nasıl ezberler? Özümserse ezberler, içine yüreğine dokunursa ezberler. Yani hani su şiiri, yol şiiri hiç fark etmez, Atatürk şiiri hiç fark etmez. Hani yüreğinde bir yere dokunur ve sonra onu hafızaya alır. Şarkıyı nasıl ezberleriz? Onun her şarkıyı ezberleyemeyiz öyle değil tabii, mi? Yani hani bize, evet buraya evet, dokundum onu hemen ezberleriz. Evet hemen alır hafıza bir yerlerine. Şimdi, burada tabii sen eğitimci olarak da çok akıllıca da yapmışsın. Çocuğun önce görsel olarak o çocuk o resimleri görecek, merak evet. edecek ve gönlüne işleyecek. Evet. Arkasından şiirlerini evet, ezberleyecek. Evet, biraz ne da onun kadar yaş güzel. Seviyesine uygun. Ama aynı zamanda senin, benim, herkesin de anlayabileceği, aktarabileceği, özümseyebileceği şiirler diye düşünüyorum. Onlar gibi doğru. Düşünüp yazmaya çalıştım. Belki benim de çocuksu tarafımla şimdi ortaya çıktı. Şimdi öğretmenler hiç büyümeyen çocuklar. Evet derler değil mi? Değil mi? Hep öyle olabilir. Derler öğretmenler. Şöyle, öğretmen hiç büyümesin zaten. Hı-hı. Çocukla çocuk olsun. Hı-hı. Öğretmenden çocuk korkmalı mı, sevmeli mi? Tatlı sertlik diyorum ben. Tatlı sertlik. Evet. O nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Mesela çocuk ödevini öğretmeninden korktuğu için değil, ama ben bunu yapmazsam öğretmenim üzülebilir hissiyle daha çok üstlenir ve yapar. Çok güzel bir şey evet. söyledin. Evet. Öğretmenden korkmasın. Evet. Ama öğretmenim üzülmesin diye ödevini evet. yapsın. Yani öğretmenim bana peki, güvenmiş bunu vermiş, vermiş, benim yapabileceğimi düşünüyor. Yapın. Eğer yapamazsam öğretmenimin bu düşüncesini de çürütmüş olurum ve o da kendini kötü hisseder. Ama bu duyguyu, bunu evet. öğrenciye vermek çok evet, önemli. Evet. Bu nasıl verilir? Tatlı sertlik diyorum ben. Alır onu çocuklar. Yani alır. Korktuğu için de öğrenir. Öğrenmez diye bir şey yok. Ama oradaki bunu... öğrenmeyle diğer öğrenme arasında aslında ciddi bir fark olur. Yani tatlı sert, özümseyerek öğrenen çocuk yaşamı için öğrenir. Diğeri öğrenmek zorunda olduğu için öğrenir. Aa, evet. evet. Öbürü yaşamı için, öbürü zorunlu olduğu için. Onun arasında da o çocuğun hayatında çok büyük olaylar yapar. Evet. Yani o yönlenirken, hani ağaç yaş iken, eğilip şekillenirken, evet öyle olur. Evet, evet, evet. Çok doğru. Çok çok doğru. Çok iyi ya. Evet. Harika, harika, harika. Şimdi ben şeyi de çok merak ederim. Öğretmenler çocukların arkadaşı olmalı mı? Arkadaşı olurken sadece ilk eğitimden söz etmiyorum. Biraz daha büyüdüler. Biraz daha ergenlik çağına gelmeye başladılar. Çocuklarda bir hani egoları oluşmaya başlıyor. Birazcık tersleniyorlar. Biraz o sırada zaten asla öğretmen onlara sert davranamaz değil mi? O zaman ne yapmalı öğretmen olarak? Yani hatta anne baba olarak. Çünkü biz hep küçük yaştakilerden söz ettik. Biraz daha büyük yaştakilerden söz etsek. Yani öğretmen öğretmendir aslında. Ne arkadaştır, ne annedir, ne babadır, ne de onunla beraber çocuktur. Yani öğretmen o kavramı çizer ya çocuğun kafasında. Ya da bunların hepsi midir? Yani... Hepsi midir? Hepsi olmak zorunda mıdır bilmiyorum. Hepsi dersek çok fazla anlam yüklemiş oluruz. Çünkü adı üstünde bir taraf öğreticidir, diğer taraf öğrenicidir. Yani öğretici
öğreticiliğini yapabilirse, öbürü de zaten öğrenmeyi üzerine alır ve öğreniciliğini yapar. Öğrenci dediğimiz kavramın öğreniciliğini içerisine. Yapar. Evet, öğrenicilik. Ben yazılarımda çok kullanırım bunu. Evet. Çok güzel bir kelime. Öğreticilik, öğreticilik, öğreniciliği. Evet, aslında eğitimcilik, eğitmek, yani eğip tabii bükmek. Çok evet, da hoş olmayan bir kavram gibi geliyor bana. Ama eğitim ve öğretim birlikte kullanıldığında o kadar çok kulağa tırmalamıyor ama hani öğretim bu işin içinde çok daha şık ve öğretmeye... Evet, daha böyle kulağa zarif geliyor. Evet, aynen öyle. Anlamlandırmış bir kavram. Evet, 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 öyle kulağa daha öbürü bir hoş geliyor. Öbürü biraz eğip bük falan gibi. Yani eğmek, bükmek aslında evet, çok da öğretime yakışmayan bir olgu gibi. Ama hani biz birlikte kullandığımız için çok da bir sakıncası herhalde yok. Yok, evet. Yok. Eğitim, şimdi öğretim. Mesela yetişkin genç kızlarımız işte ilk eğitimin son dönemlerinde onlar biraz daha böyle saçlarını değiştiriyorlar. Hafif bir çaktırmadan biraz makyaj falan yapmaya başlıyorlar. Bunu öğretmenleri hoş görmeli mi? Şimdi tabii ki nasıl küçük çocuğun tuvaletini sınıfta altına kaçırması kadar normal bir şeyse bu. Ya da anne kucağından ayrılmış bir çocuğun sınıfta masanın üstünde birinci sınıf çocuğunun uyuması, uyuyup kalması kadar normal bir olguysa bu. Diğeri de aslında, öbürü de hayatının normalini yaşıyor. Yani artık ergenleşmiş, içinden renkler uçmuş, evet, dışarı yansıtmak istemiş. Evet. Tabii ki ama hani sonuçta bir okul. Yani hani biz buraya nasıl pijamalarımızla ekran karşısına çıkamıyorsak, aynen, sonuçta onlar da hani okul içerisinde ve hani uyulması gereken mevzulara, sınırlara, disiplin şart, evet, değil mi? Evet, tabii uymaları lazım. Kesinlikle. Yani topluluk, topluluk içinde ait olabilmek, o aidiyet, onun kurallarını yerine getirebilmek de kabul görmek açısından önemli bir şey yani. Şimdi biz gençlere şöyle bir şey diyebiliriz, değil mi? Nasıl evimizde, herkesin evinde bazı kurallar vardır. Hı hı. O kurallar içerisinde yaşarsak doğru yaparız zaten, sistem oturur. Evet. Aynı şey okul içinde geçerli. Evet. Hani okulda isyan etmemek gerekir. Öğretmene karşı gelmemek gerekir. Hı hı. Değil mi? Aynı şeyler. Evet. Yani ben bunu yapacağım dediğinde öğretmeni onu ikaz ediyorsa uygulasın, değil mi? Evet. Evet desin. Kesinlikle. Yani orada tabii çok çift şeyler var. İşleyen mekanizma var. O noktada da kullanılabileceğim sözcük iletişim galiba. İletişim. Yani iyi iletişebilmek, iletişebilmek önemli bir nokta. Yani özellikle gençlerle. Ben mesela geçen, az önce de bahsettiğim geçen haftaki öğretmen arkadaşlarımla buluşmamızda onlar şeyi kabul ettiler. Büyük çocuklar, yani ergenler büyük çocuklar daha zor küçüklerden. Mutlaka. Çünkü artık kendi benlikleri oluşmuş, bir bakış açıları var ve bir değer yargıları var. Sizi de ona göre içeriye alıyorlar ya da almıyorlar. Aslında onlara yaklaşmak çok daha incelikli bir konu. Ben o yüzden aslında çok gönlümün gene ortaya koyduğu bir proje var. Okullara muhakkak iletişim dersleri koyulmalı diye düşünüyorum. Ay çok güzel bir şey söyledin. Evet. Okullara mutlaka iletişim dersleri konulmalı. Evet. Çok evet, doğru ve evet, çok güzel bir önce şey. Önce kendinle okullarda iletişim. Okullarda iletişim dersleri olmalı. Evet, evet, ben çok çok yani hatta birkaç okula bununla ilgili çok gönül projesi de verdim ben. Yani yapalım, bir harekete geçirelim, böyle iletişimciyim de aynı zamanda. Hani bence buradan da böyle güzel de bir mesaj olsun. Çünkü iletişemeyen insanlar bir arada olduğunda sorun başlıyor. Ama asıl sorun insanın kendiyle iletişimi. Bunu da kuramamış çocuklar zaten içeriye sorunlu olarak giriyorlar ki... Evet. Konuştuğumuz yaş tam da kendini bulma ve dışarıya da sıçrama evet, yaşı. Evet. O yüzden çok önemli. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Mürvet'cim ya, Mürvet Adalı o kadar güzel şeylerden söz ettin ki. Fakat kesinlikle bu yeterli değil. Bizim çok az bir süremiz kaldı belki ama biz seni daha sonra tekrar konuk almak istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler ben ediyorum. Teşekkür çok sağ olasın. Ben çok güzel bilgiler, ederim, çok güzel öğütler, çok güzel şeyler söyledin. Ayaklarına sağlık. Çok sağ teşekkürler. Olasın. Benden sağ de olasın. Çok çok sağ olun. Teşekkürler ediyorum.